Çok değerli çiftçilerimiz, muhtarlarım ve basın mensupları, sayın delegelerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Yaşatmış olduğumuz felaketi bir daha yaşamamızı temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz yakınlarımızı, eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi birçoğunu kaybettik. Bu kayıplardan ciddi anlamda hepimizin de var olmayan hemen hemen yok gibi. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Yaşadığımız sıkıntıların başında depremde yaşanan ayrı sıkıntılar, deprem sonrası yaşanan sıkıntılar. Tabii anlatacak birçok konu var. Bugün normalde biz Ziraat Odası seçimini Şubat'ın 18'inde yapacaktık ama yapacağımız seçim deprem dolayısıyla ertelendi, bugüne kaldı. Tabii bugün burada bayram yeri, bayram havasında daha yoğun, daha geniş katılımlı bir seçim yapmak isterdik. Ama yaşadığımız olay, bu felaket, asrın felaketi dediğimiz büyük felaket dolayısıyla biraz buruk bir seçim, biraz daha sakin, biraz daha sessiz sedasız. Şehrin içinde bulunduğu durum itibarıyla ki insanlar bizde psikolojisi olarak bizler de psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadık. Hepimizde de vardı. Tabii bu süreç böyle olunca dedik ki seçimi biraz daha sessiz ve sedasız yapalım. Kendi halinde çok böyle şatavata, çok tantanaya veya çok curcunaya gerek olmadan şehrin matem havası, yas havası, yas havasındaki ortamda biz de seçimimizi biraz buruk da olsa gerçekleştiriyoruz. Tabii buradan anlatacaklarımız, konuşacaklarımız çok var. Çiftçinin yaşamış olduğu sorunlar, sıkıntılar, çiftçinin girdi maliyetleri %300, %400'lere varan zamlandı. Güppede ciddi anlamda torbasını 200-250 liralara aldığımız üre güppesinin bugün torbası 750-800 liralara ulaştı. Yani ürettiğimiz ürün para etmiyor. Girdi maliyetlerimiz her geçen gün yükseliyor. Çiftçi üreterek tükenen bir kesim haline geldi. Yani üretim yapıyoruz, üretiyoruz ama üretirken de çiftçi tükeniyor aslında. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Tabii ne olursa olsun pandemi yaşadık, deprem yaşadık, ekonomik krizler, ekonomik sıkıntıları yaşadık. Ama üretimden vazgeçtik mi? Asla vazgeçmedik. Herkes hala bağında, bahçesinde, arazisinde üretime devam ediyor. Yani hiç kimse toprağından, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağalından geri kalmadı. Herkes çalışmaya devam ediyor. Üretmemiz lazım. Ama üretirken de üreten 85 milyon ülke nüfusunu doyuran, gıda güvencesini sağlayan çiftçilerimizin de desteklenmesi lazım. Her kesimde, her programda, her toplantıda, her ortamda dile getiriyorum. Çiftçi üretmezse, üretmekten vazgeçerse Türkiye aç kalır. Yani soframıza gelen bir dal maydanozun, ekmeğimizin, unumuzun, makarnamızın üreten çiftçinin ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Tabii geçtiğimiz dönem Kahramanmaraş'ta Tarım Bakanımız Maraşlıydı. Sıkça bir araya geldik. Evet deprem zamanıydı ama birçok konularında istişare etme fırsatı bulduk. Ama yaşanan süreçte çiftçimizin özel tüketim vergisi, özel tüketim vergisi özel olarak tüketilen akaryakıttan, mazottan alınan bir vergi. Bu verginin ülke gıda güvencesini sağlayan, ülkenin insanların karnını doyurmasını sağlayan, geçimini idame ettirmesini sağlayan çiftçiler özel tüketim vergisi alınmaması lazım. Nasıl ki gemicilerde teknesi olan, gemisi olanlarda denizcilik kanununda alınmıyorsa özel tüketim vergisi, çiftçilerimizden de alınmaması, muaf tutulması gerekmekte. Bu hususta ciddi anlamda görüşmelerimiz oldu. Tabii ülkemizin içinde bulunmuş olduğu durum, ekonomik durum, dünya gündeminde, dünya genelinde yaşanan kriz ciddi anlamda birçok sektörde ciddi sorunlara yol açtı. Tabii bizler üretmeliyiz. Üretmezsen vazgeçmemeliyiz. Yani boş duran insanın hiç kimseye faydası yok. Ekonomiye katkı sağlaması lazım. Ekonomi aslında önce aile ekonomisi, sonra şehir ekonomisi, sonra ülke ekonomisi. Yani önce aile ekonomisini düzeltmeliyiz ki sonra şehrin ekonomisi düzenmeli, daha sonra ülkenin ekonomisi düzenmeli. Tabii ben de bir üreticiyim. Çiftçinin derdinin, sorununun ne olduğunu ben de elimden asıl var. Ben de tarladayım şu anda. Arazimde su sulanıyor, gübre atılacak, çapa çekildi. Bugün seçimi gerçekleştirmek için buradayım. Hepinizin vaktini aldık. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii dediğim gibi yani yaşanan bu ciddi felaket, ciddi sıkıntılar. Bugün buradaki seçimimizin biraz daha buruk, biraz daha şehrin matem havasının doğuşu.
bizim de genel kurulumuza yansıttı. İsterdik ki bu felaketi yaşamasaydık da daha kalabalık, daha geniş, bayram havasında bir genel kurul ve seçim gerçekleştirmiş olsaydık. Ama tabii takdir ilahi, her ne olursa olsun üretmeliyiz, üretime devam etmeliyiz. Sözlerime şunlarla son vermek istiyorum. Şunu biliyoruz ki çiftçilerimiz bize inanıyor, bize güveniyor. Ben 2014'ten bu yana Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum. Çiftçilerimizin ne sorun yaşadığını, ne sıkıntı yaşadığını genel olarak hepsini de biliyorum. Çiftçimiz sağ olsun teveccüh gösteriyorlar. Aday çıkarmıyorlar. Tek adaylı gidiyoruz. Tek adaylı gittiğimiz aslında bizim için gurur verici bir olay. Yani biz de elimizden geldiğince çiftçimize layık olmaya, onların emrinde olmaya gücümüz yettiğince gayret ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki Mevlana sema dönerken akşam olsa da eve gitseydin diye dönmüyordu. Yunus şiirlerini yazarken bir iki satır da böyle olsun, nasıl olsa okuyan olmaz diye yazmadı. Mimar Sinan nasıl olsa ben öldükten sonra yıkılır diye bina inşa etmiyordu. Bizim de çiftçimize gayret etmek için iltifat beklemeden, marifete tabi olarak elimizden geleni gece gündüz çiftçimizin hizmetinde, gücümüzün yettiği kadar emrinde ve hizmetindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Az önce başkanımız da sağ olsun çok duygusal bir konuşmayla içerisinde bulunduğumuz durumu izah etmeye çalıştı. Diline sağlık. Tabii yaşadığımız 6 Şubat depremi, asrın felaketi olarak nitelendiren deprem, tabii kimsenin istemeyeceği ama sonuçta takdir-i ilahinin vuku bulduğu bir durumla karşı karşıyayız. Evet, gönül isterdi ki burada bayram havasında bir kongre gerçekleştirelim. Şen, şakrak, hepimizin yüzünü gülebildiği bir kongre olsun isterdik. Tabii malum durumlardan dolayı biraz buruk bir kongre gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle yapılacak olan kongremizin tekraren hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Şimdi malumunuz bizim bu kongrede elbette ki geçen dönemden kalan yönetim kurulu arkadaşlarımız vardı. Ve yine bununla birlikte delege arkadaşlarımız vardı. Depremde hayatını kaybetmiş arkadaşlarımız da bunlar. Öncelikle sizlerden bu arkadaşlarımız için birer Fatiha istiyorum. Bütün deprem şehitleri ve yönetim kurulu ve delegelerimiz için ruhuna el Fatiha.